işçileri. Hepinizi direnişin 21. günündüren gemiyle ve coşkusuyla Demokratik Haklar Federasyonu olarak selamlıyorum. Biz Demokratik Haklar Federasyonu olarak direnişin ilk gününden beri alanlarda işçi kardeşlerimizin, işçi arkadaşlarımızın katlandığı bütün koşulları göğüsledik ve 21. gününde göğüslüyoruz. Bundan sonrasında da koşul ne olursa olsun katlanmaya hazırız. Direne, direne, kazanacağız! Direne, direne, kazanacağız! Direne, direne, kazanacağız! Ölmek var, dönmek yok şiarıyla günlerdir 12 bin tekel işçisini 4C mağduriyetine teslim etmek isteyen egemen anlayış hala güç maymunu oynamaya devam ediyor. Bu direnişin kazanıma dönüşebilmesi için bizler de günlerdir çaba harcıyoruz. Bu direniş mutlaka ve mutlaka kazanıma dönüşmelidir. Çünkü tekel işçisinin bu onurlu mücadelesi artık ülkenin genel davasına dönüşmüş durumdadır. Soğuk olduğunu biliyorum ama gerçekten bu alanı gelip her şekilde işçilerin alın teri üzerinden o sömürü mantıklarını dayatan sistemin partileri gerçekten işçilerin o emek mücadelesini ne kadar görebiliyorlar, söz söyleme hakkına sahiplerse bizim de sizlerle birlikte sizin söyleyeceğiniz sözleri söylemeye hakkımız oldu. 2010 yılını sokaklarda geçirdik birlikte ve uzaktan geldik. Evde okula giden çocuklarımız her gün buradaki annesinin babasına ne iş geldi tedirginliğiyle yatağında uyuyamamaktadır. Biliyorsunuz İstanbul'da IMF ve Dünya Bankası'nın 6-7 Ekim'de bir toplantısı olmuştu. Bu toplantıda emperyalist ağalar ve efendiler dediler ki 2010 yılında 59 milyon insan aç kalacak, yoksul kalacak, işsiz kalacak. Bu kendi rakamlarıydı. Biz kendi gerçekliğimize döndüğümüzde bu rakamın ne kadar vahim olduğunu bilmekteyiz. Onun için tıpkı sizin gibi İstanbul'un sokaklarında gaz bombalarına maruz kaldılar. Onun için tıpkı sizin aktif bekçide havuzlara atılıp üzerlerinize gaz bombaları, biber gazları sıkılıp tazikli sular sıkılıp. Tekel işçisi özelleştirmenin son adresi olan 4C kelepçesiyle yaşama mahkum edilmek isteniyor. Biz hiç bu yaşama hak etmediğini düşünüyoruz. 4C'yi al başına çar! Hükümet 4C'yi al başına çar! Hükümet 4C'yi al başına çar! Bugün bizim istediğimiz sadece özlük haklarımız değil, bizim sadece istediğimiz ekonomik haklarımızın gasp edildiği değil, bugün toplumun tüm ezilen emekçilerin sırtına yük bindiriliyor. 2010 yılı başta tekel ürünlerine zam yağmuruyla başladı. Peki soruyoruz tekel işçisine, tekel ürünlerini üreten 12 bin işçiye verilen nedir? Hiçbir şey. 4C kelepçesi. Ölüme razı edilerek sıtmayla yaşamaya mahkum. Direnişin 17. gününde bir açıklama yaptı. Tekel işçisi 2,5-3 milyar maaş atıyor, yan gelip yatıyor. Yetimin dulun hakkını onlara vermeyeceğiz. Bu kadar yetmiş. Yapmadık vatanı satmadık. İçine baka baka tekel işçisinin görüyorsunuz duvarlardaki panolarda aldığı ücret en fazla alan işçinin maaşı 1,250, 1,300. Yalanı bu kadar açık söyleyenlerin bizi kurtarabileceğini düşünebiliyor muyuz? Siyah rengini, dünya halklarını, dünya ezilen emekçilerini kullanmakta örtü yapan emperyalist kapitalist sistemin egemenleri ve onların politikalarını ülkemizde uygulayan uşakları şunu iyi bilmelidirler ki
şunu söylüyoruz. Biz asla sizin yalanlarınıza kanmayacağız. Biz örgütlü mücadeleyle kazanacağımıza inanıyoruz. Sevgili dostlar, söyleyeceklerimiz çok fazla. Çünkü biz Ankara'nın sokaklarında sadece vegan işçilerin direnişine tanıklık etmedik. Biz yıllardır bu ülkede bütün haklarını, demokratik haklarını bu yolda mücadele eden bütün emekçilerin nice direnişlerine tanıklık ettik ve sürekli tekel işçisinin bu onurlu direnişine haksızlık etmesin. Tekel işçileri onurlu bir gelecek için, çocuklarına apaydınlık güneşli yarınlar bırakmak için direniyor. Sonuna kadar Demokratik Haklar Federasyonu olarak ve bu toplumun bütün ezilen muhalifleri olarak yanınızdayız. Çıkarken 2000'li yıllarda aktif etçi parklarında havuzlara atılan ak saçlı analardı. Bugün tek el işçisi. Yarın ise hepimiziz. Bugün her yer tek el, her yer direniş diye haykırıyor bütün insanlar. Bizi halkımızdan ve haklı davamızdan hiçbir güç ayıramaz. Bu memleket ezilen emekçi. Bu memleket onuruna, geleceğine, emeğine, bağımsız bir ülkede özgür bir halk olarak yaşamak için iradesini ortaya koyan ve hiçbir baskıya, şiddete dur demeksizin ilerleyen biz emekçilerin, biz yoksulların, biz işçilerindir. İşçilerin birliğiyle biz kazanacağımıza inanıyoruz. Halkların kardeşliğini büyüterek, onurlu bir gelecek için mücadelemizde kenetlenerek kazanacağımıza inanıyoruz. Ve bunu tüm ülkeye, tüm dünyaya yayacağız inancıyla birlik, mücadele, zafer, zafer, zafer diyoruz. Birlik, mücadele, zafer, birlik, mücadele, zafer, zafer, zafer. Baştan beri tekel işçilerinin bu direnişini gerçekten dikkatle takip ediyoruz ve desteğimizi sunmaya çalışıyoruz. Bu tekel işçilerin bugün yaşadıkları aslında bugünkü bir sorun değil. Bu bir sistem sorunudur. 1980'lerle birlikte dünyada başlayan yeni bir yapılaşmanın, ekonomik yapılaşmanın dünyaya, dünya halklarına, bütün dünya emekçilerine dayattığı bir sistem sorunudur. Bu bir sadece iktidardan iktidara değişen bir sorun değildir. Biliyorsunuz birçok kamu kurum ve kuruluşu özelleştirildi. Bundan önce de özelleştirildi. Daha önce birçok işçi arkadaş özelleştirmelerden dolayı işsiz kaldı. Sonra 2004 yılından itibaren 4C diye bir uygulama başlatıldı. Bugün sizin yaşadığınız sorun geldi. Yani 4C ile ekonomik birçok hakları ellerinden alınmış, ancak bir yerlerde geçici olarak çalıştırılan işçiler, işçi statüsü getirildi ve onunla bu yapılmak istenenler gizlenmeye çalışıldı. Demek ki bu bir dünyadaki dönüşümden bağımsız değil. Türkiye'deki genel gidişten de bağımsız değil. Onun için bizim yapmamız gereken şu: bu politikalar ideolojiktir. Bunu uygulayanlar ideolojik. Başbakan diyor ya, bu direniş ideolojiktir diyor. Evet, bu ideolojiktir. Niye ideolojiktir? Çünkü sizin uyguladığınız politika sermayenin ideolojisini uygulamak için. Sermaye politikalarını uyguluyorsunuz, sizin yaptığınız ideolojiktir. O zaman onun karşısında biz de işçi sınıfının ideolojisini savunmak durumdayız. Ve işçi sınıfının ideolojisiyle evet size karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu bir ideolojidir, evet. İdeoloji kavgası. Yani siz ne kadar sermayenin ideolojisini dayatıyorsanız, insanları işsiz, aç, yoksul bırakıyorsanız, biz de o kadar insanca yaşamak için gerçekten işçi sınıfının ideolojisinin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz. Elbette ideolojik davranacağız. Bundan başka da yolu yok. Bunun başka da yolu yoktur. Onun için bu direnişinizin kazanmasının tek yolu gerçekten birleşmek ve birleşerek yoksullar, kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum çünkü siz Türkiye'nin vicdanında, siz Türkiye'nin bilincinde, siz bu ülkenin aklında emeğin yeniden en yüce değer olduğunu dosta da düşmana da bir kez daha hatırlattınız. Emek en yüce değerdir. Hayır. Emeğin en yüce değer olduğunu inkar eden hükümet ve devlet, şunu kafanıza gayet iyi koyun: emekle ve emekçiler
AKP'de iflah olmayacak. Sermayede iflah olmayacak. Şu anda diler ki alın size tazminat, iş bitti. Hayır, ya ama yok. Daha önce sizinle özlük haklarında işçiler anlaştı. Bunlar hukuki olarak mükteşef haklardır. İşçilerin mükteşef haklarını kimse gasp edemez. İşçilerin mükteşef haklarını gasp edenler haramilerdir. AKP, AKP'nin çalışma bakanı, AKP'nin başbakanı işçilerin mükteşef haklarını gasp ediyor. Bu yasa dışıdır. Yasalarını ihlal edin. Hükümet yasalarını ihlal ediyor. Hükümet yasalarını kullanıyor. Gitmedi. Hükümetin yasa dışılığı burada bitmiyor. Hükümet diyor ki gelin size C4 kıyağı yapayım diyor. Varmayın, hakçılığı size getirmem. Eğer başbakan yemezse biz işçilerin sizi hatınıza yakın. Bu ülkede hakları savunan işçilerdir. Bu ülkenin onurunu savunan işçilerdir. Aklıma geldi söyleyeyim. Bu ülkede küçük hırsızlar el feneri kullanır. Büyük hırsızların ne feneri kullandığını biliyorsunuz. Deli söyler. İşte sana budur. Diyeceklerimi bitiriyorum. Ozan'ın birini bilirim. Memleket hasretiyle uzaklarda kaybettiğimiz Ozan'ın birini bilirim. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam mı yaratan eder? Türkiye işçi sınıfına, Türkiye işçi sınıfının tekel işçilerine, halkların kardeşliğine hepinize selam olsun. Bu ülkenin borçluları, bu ülkenin sermayedarları, unutmayın, işçiler yeniden geliyor. Onları gazlasanız da, onları kurtulasanız da işçiler geliyor. İşçiler ekmek için, işçiler özgürlük için, işçiler halkların kardeşliği için geliyor. Bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Bu ülkenin aydınlık geleceğinin teminatı da tekel işçileridir. Türkiye işçi sınıfıdır. Hepinize selam olsun yoldaşlar. Şimdi kadın işçi arkadaşımıza söz bırakıyoruz. Biz tarihin içini tam hatırlamıyorum. İstanbul işçileri olarak iş yerlerimize yazılar geldi. 31 Ocak itibariyle hepimizin iş hakkı feshediliyor, 4C'ye gönderiliyor diye yazılar geldi. Biz de başbakanla biz dedik ki herhalde bizim sendikacılarımız bizi derdimizi başbakana anlatamadılar. Biz özlük haklarımızla bir yerlere gitmek istiyoruz, diğer kurumlara gitmek istiyoruz. O zaman biz kendimiz gidelim başbakana derdimizi anlatalım. Biz tam tarihini hatırlamıyorum, Haliç'te bir açılışa gittik İstanbul TTA işçileri olarak. Biz orada başbakana dedik ki sayın başbakanım tekel sizden müjde bekliyor. O orada Kasımpaşa oliganlarını üstümüze saldırdı. Bizlere saldırmayı etmiyorum. 20 yıldır ben onlara vergi ödedim. Onlar benim verdiğim vergilerle maaşlarını alıyorlar. Bakanlar, milletvekilleri, başbakan, haram, zıkkım, zehir olsun onlara inşallah. Ben o darpta gaz yedim. Gaz bombası, biber gazı değil. Gaz bombası yedim. Jop yedim. Su yedim. Benim canım yanmadı. Benim onurumu incittiler. O onuru almadan, aşımı ekmeğimi almadan buradan gitmeyeceğim. Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da, direneceğiz. Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da, direneceğiz. Değerli arkadaşlar, bu şerefli direnişimizin 21. gününde ne mutlu ki bize bir tarih yazacağız. Dün cumartesi günü İstanbul'a gittim, tekrar geldim. Yani ben gittim ama ayaklarım buradaydı, yüreğim buradaydı. Tekrar pazartesi günü geldim. İki valiz çantama buradan hakkımı almadan ben hiçbir yere gitmeyeceğim. İki valiz çanta elbisemi doldurdum geldim. Hakkımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Hakkımızı da başka hiç kimseye helal etmiyoruz. Bizim hakkımızı yiyorlar, bizim hakkımız haram olsun ona. Biz kimsenin yetim hakkını yemiyor. Şunu herkes bilsin, yetim hakkını yiyenin Allah belasını versin. Biz kimsenin hakkını yemedik de yemedik.
edeceğiz de biz sadece özlük hakkımızı istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizler de az önceki arkadaşlarımızın söylediği gibi burada 21 günden beri eylemimize onurlu bir şekilde devam ediyoruz. Devam ediyoruz ama aynen arkadaşlarımızın dediği gibi insanlık dışı olaylara maruz kaldık. Kapalı spor salonlarına demir barikatları üzerimize kapatıp yüzümüzü yıkamaya su bulamadık. O Abdülbekçi Parkı'nı hiçbir zaman unutmayacağız. Unutmayacağız ama üzerimize atılan gaz bombalarıyla unutmayacağız. Çok unutmayacağız. Faşistlik kuyularından çekilen üzerimize sıkan sularla unutmayacağız. Ama şunu herkes bilsin ki biz buradan hakkımızı almadan gitmeyeceğiz. Biz kimseden bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Biz devletin bana vermiş olduğu yasal hakkımı istiyorum. Ben kimseden ne zam, ne maaş, ne para istiyorum. Merhaba tekel işçileri. İşçi kardeşim. Sizlerle Türkiye gurur duyuyor. Yalnız sizlerle değil, çocuklarınızla gurur duyuyor. Eşlerinizle gurur duyuyor. Analarınızla gurur duyuyor. Ailelerinizle gurur duyuyor. Eşlerinize, çocuklarınıza, ailelerinize buradan selam gönderelim. Diyelim ki alnınızı ak tutun, açık tutun. Biz sizin emeğiniz için mücadele ediyoruz. Siz de durmayın aralarda. Siz de anlatın. Herkese söyleyin. Bu adaletsiz düzenin size layık gördüğü muameleleri, 4C'yi ve bütün uygulamaları. Değerli arkadaşlar, ben geçmişte sendika yöneticiliği yaptım, Harbiş'te. Şu an emekliyim. Arkadaşlara, Demokratik Haklar Federasyonları arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni sizlerle burada buluşturdukları için. Hepimizin gözlerine bakınca mutluluk görüyorum ben. Hepinizin gözlerine bakınca anlıyorum ne dediğinizi. Gelecek istiyorsunuz. Geleceğinize sahip çıkmak istiyorsunuz. Bunu anlamayanlar var bu ülkede. Değerli arkadaşlar. Bunlara anlatmak zorundayız. Anlatmak durumundayız bunlara. Neden anlatmak zorundayız? Neden anlatmak zorundayız? Hep beraber anlatmak zorundayız. Katlanarak, güçlenerek anlatmak zorundayız. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Ben işçi. Her zaman işçi sınıfının yanında oldum. Bir işçi olduğum için değil. Ama öğrendiğim kadarıyla toplumun en namuslu, en dürüst, en üretken, en dayanacak, en sözüne güvenilir kesimi işçidir, işçi sınıfıdır. Kime güvenir? Hortumcuya mı? Üsyatçıya mı? Din simsarına mı? Gelecek, gelecek. Kışkırtıcı ırkçıya mı? Kime güvenir? Size güvenmeyen başka yolu yokmuş kardeşim. Hiç imkanı yok bize, doğru mu? Önemli değilsiniz dedi. Siz ya paranızı alıp gideceksiniz ya Dürtçe'ye çalışacaksınız. Dürtçe'ye çalışma için sizin için en tehlikeli yemek nedir biliyor musunuz? Ya diyor ki dönün memleketinize, memleketinizde size iş verecekler. Döndüğünüzde 10 ay çalıştınız bu sene, bir dahaki sene 50 tanenize işimiz yok diyecekler. Doğru! Almanya! İşçi, sermaye kesiminden cesaretiniz varsa, yüreğiniz varsa sermayeden bir kuruş kesin bakalım. Cesaretsiniz değil mi? Kime gücü yetiyor? İşçiye! Canlıyor! Gücü yetiyor arkadaşlar. 1989 yılında buna benzer şeyler var. 1989 yılında ben işlerinde çalışıyordum ve o zamanın hükümeti Özal dedi ki para yok kardeşim, imkansız, %20 verirsek ülke batar, biterdi. Batar İpekçi. İşçiler bir yürüdü. Yanına 89 maliyetleri başlayınca etraf ısındı. Madenciler yürüdü, madenciler konuda. Evet, o para yok diyen Özal ne yaptı biliyor musunuz? %200'e yakın bir zam artışıyla sözleşme imzalamak zorunda kaldı. Var mıymış para efendim? Var! Neredeymiş para? Orada! Örgütlü bir halkın hiçbir kuvvet yenemez! Örgütlü bir halkın hiçbir kuvvet yenemez! Arkadaşlar buraya! Bu okulda herkes okuyor! Bu okulda hem okuyorsunuz hem okutuyorsunuz! Ne öğrendik? Neleri? Taşlar yerinde öğrendi değil mi?
doğru. Bu işçi sınıfına doğru bakın. Dün farklı yepyelerden dönenler bugün AKP'nin kayına binip sesini çıkarmayanlara söylüyorum. 89'da nasıl takır takır işçi sınıfı sendikaları salladı da 12 Eylül'ün kayına binenleri devirdiyse bugün de gelecekteki ilk fırsatta AKP'nin kayına binenler de ölecektir. Kendinize dikkat edin. Sizi uyarıyorum burada. Bu işçi sınıfının mücadelesinin yanında olmanız gerekiyor. Bu işçi sınıfının mücadelesinin yanında değil de sermayenin yanında olursanız bu mücadele sizi devirir. Neden? Bu işçi arkadaşlar, işçi arkadaşlarına seslenin. Devki arkadaşlarına, arkadaşlar bunlar bizi destekliyor. Ve şimdi işçileri dinliyorum bütün. Hepsini dinliyorum ediyorlar. Bana destekleyicisinden diğerini de dinliyorlar. Evet, bu sendikaları, bu sendikacı arkadaşları yeniden uyarıyorum. Sesleniyorum onlara. Elinizi vicdanınıza koyun. Örgütleyin işçilerini. Gelin, tekel işçilerini kucaklayalım.